Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere basit bir şekilde NFC ile temassız ödeme nasıl yapılır ya da başka bir ifade ile telefon ile temassız ödeme yöntemi hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Böylece bundan sonra tüm mağazalardan alışverişlerinizi kart ile değil de akıllı telefonunuz ile rahatlıkla yapabileceksiniz. Kasaya geldiğinizde kasiyere temassız ödeme yapacağınızı belirtin. Ödeme esnasında telefonunuzu POS cihazı üzerinde sabit bıraktığınızda temassız ödemeniz gerçekleştirilmiş olacak. Ayrıca bu ödeme yöntemini aktif olarak kullandığımı belirteyim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar 3 ayarımız bulunuyor. NFC ayarları, uygulama ayarları ve bankacılık ayarları. Şimdi ilk olarak NFC ayarlarının nasıl yapıldığını göstereyim. Bunun için hemen ayarları açın. Ayarları açtıktan sonra burada bağlantı ve paylaşım sekmesini klikleyin. Gelen pencerede alta doğru inin ve NFC bulun. NFC sekmesinin hemen altında ilk olarak NFC'niz kapalıysa şu şekilde bunu açık konuma getirin. Açık konuma getirdikten sonra hemen altındaki güvenli element konumunu klikleyin. Burada arkadaşlar HC cüzdanı kullanın. Diğerlerinde ödeme yaptırmayabiliyor. Bu yüzden HC cüzdanı kullan seçeneğinin aktif olmasına dikkat edin. Eğer bu aktifse ardından hemen altındaki dokundur ve öde seçeneğini klikleyin. Dokundur ve öde seçeneğin hemen altında ödeme varsayılanı benim Vakıfbank bulunuyor. Benim şu anda halihazırda cep telefonuma aktif olarak kullandığım Vakıfbank uygulaması var. Eğer sizde Halkbank ya da diğer bankalar Akbank gibi ya da BKM Express gibi uygulamalar varsa onlar burada görünecektir arkadaşlar. Hangi bankadan temassız ödeme yapacaksanız onu seçili hale getirin ve tamam deyin. Ardından hemen altındaki varsayılanı kullan seçeneğini klikleyin. Ve bunun hemen altındaki her zaman varsayılan uygulamayı kullan seçeneğini aktif hale getirin. Buradaki işlemimiz tamam. Şimdi arkadaşlar uygulama ayarlarına geçeceğiz. Bunun için şuradan geri çıkış yapıyorum. Ya şöyle tekrar ayarları açıyorum. Ardından uygulamalara gidiyorum. Uygulamalara gittikten sonra uygulamaları yönet diyorum. Burada arkadaşlar benim Vakıfbank olduğu için Vakıfbank ayarlarını yapacağım. Sizin hangi bankaysa onu seçin. Şimdi buradan Vakıfbank'ı açıyorum. Şu şekilde Vakıfbank'ı bulayım. Evet, Vakıfbank'ı açtıktan sonra burada arkadaşlar iki tane ayarımız var. Şu diğer izinler yazan yeri klik diyorum. Burada ilk olarak şu NFC seçeneği var arkadaşlar. NFC seçeneğin şu şekilde seçili olması gerekiyor. Yani her zaman izin ver şeklinde seçili olması gerekiyor. Eğer bu da seçili değilse banka ödemeye izin vermeyecektir. Şimdi tekrar geri geliyorum. Bir de pil tasarrufu diye bir kısım var. Bu pil tasarrufunda arkadaşlar kısıtlama yok seçeneği seçin. Muhtemelen size pil tasarrufu şu şekilde önerili kısım var. Ama bunu yapmayın. Bir üsttekini seçin. Yani kısıtlama yok seçeneğini seçin. Şimdi buradan da çıkış yapıyoruz. Buradaki işlemlerimiz tamam. Şimdi üçüncü ayarımıza geçiyoruz. Bu bankacılık ayarı. Şimdi bankanın yani mobil bankacılığın kendi içerisinde de buna izin vermeniz gerekiyor. Şimdi ben Vakıfbank'ı açıyorum. Tabii sizin hangi bankaysa muhtemelen ayarları birbirine benzer olabilir. Şimdi olarak giriş yapayım. Bankacılığa giriş yaptıktan sonra arkadaşlar ben kredi kartı işlemlerine geçeceğim. Bunun için eğer siz de Vakıfbank kullanıyorsanız sağ alt kısımdaki yatay 3 çizgi simgesine klikleyin. Buradan kredi kartlarını seçin. Kredi kartlarında bakın hemen mobil temassız ödeme işlemleri var. Bunu klikliyorum. Ardından en üstteki bakın kartı kullanıma açma kapama yazan yer var. Bunu seçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar mobil temassız ödeme tanımı ve öncelikli kart seçeneklerinin aktif olması gerekiyor. Bunu aktif hale getirip ardından devam diyerek bu işlemi kayıt ettirin. Ben bu işlemi daha önce yaptığım için burada aktif halde gözüküyor. Şimdi diyelim ki arkadaşlar siz herhangi bir mağazaya girdiniz. Ödeme yapacaksınız. İşte kasire diyorsunuz ben temassız ödeme yapacağım. Temassız ödeme POS cihazına arkadaşlar telefonunuzu basılı tutmadan önce, datu sabit tutmadan önce hemen şuradaki ayarlara gelin. Bakın şuradaki ayarlara. Şu NFC'yi açın. NFC'yi pardon daha doğrusu açın. Ardından şu konumu da açın arkadaşlar. Yani bu ikisinin açık olması gerekiyor. Daha doğrusu mağazaya girdiğinizde en azından telefonla ödeme yapacaksanız NFC'yi açık hale getirin. Ardından konumu da açık hale getirin. Ondan sonra ödemenizi yapın. Bazı durumlarda arkadaşlar konum açık olmadığında izin vermeyebiliyor. Bunu hatırlatayım. Eğer NFC ile ödeme yaptıysanız, ödeme tamamlandıysa tekrar buraya gelip NFC'yi kapatıp konumu da kapatabilirsiniz. Bunlar biraz fazlasıyla batarya yediğini söyleyebilirim. Aynı zamanda hani telefonunu normalde cebimize falan, arka cebimize falan koyabiliyoruz. Bu biraz güvenlik riski oluşturabilir. Bu nedenle ödemeniz tamamlandıktan sonra NFC'yi kapatın ve konumunuzu da kapattıktan sonra işleminiz tamamlanmış olacak. Eğer tekrar dediğim gibi NFC ile ödeme yapacaksanız gelip burada NFC'yi açın, ardından konumunuzu açın.
ve NFC ile ödemenizi gerçekleştirin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bize de destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.